Sevgili izleyicilerimiz, 4 Eylül TV ekranlarından, İyilik Sağlık programından herkese merhabalar. Her pazartesi saat 18'de sizlerle birlikteyiz ve hastalıkların erken tanı ve teşhisleri hakkında sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Biz bu hafta programımızda mide rahatsızlıklarından bahsedeceğiz. Başta reflü olmak üzere gastrit, ülser ve mide fıtığından bahsedeceğiz. Sizler de mide rahatsızlıkları hakkında A'dan Z'ye merak ettiğiniz ne varsa bizlere ekranın alt kısımdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Evet, fazla vakit kaybetmeden bu haftaki konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Kendisi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özlem Saygılı Yönem konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Emel Hanım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Hocam, izleyicilerimizin sizi tanımaları açısından öncelikle kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Aslında 96 yılından beri Sivas'ta, Sivas halkına hizmet veriyorum. 96 yılından beri de doktorum. 2014 yılından itibaren de profesör olarak görev yapıyorum Cumhuriyet Üniversitesi'nde. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam, bugün mide rahatsızlıkları hakkında konuşacağız ve başta reflü olmak üzere gastrit, ülser ve mide fıtığından bahsedeceğiz. Evet. Aslında midemiz ağrıdığı zaman hemen hemen hepimiz kendi kendimize teşhisler koyuyoruz. İşte bende reflü var, bende gastrit var diye. Ama bunu doğru mu kullanıyoruz bilmiyoruz ve bütün bunları bugün sizden öğreneceğiz. Dilerseniz reflüyle başlayalım. Reflü nedir? Bize tanımını yapar mısınız? Reflü tanım olarak midenin asit içeriğinin yemek borusuna kaçması işlemidir. Aslında bu normalde herkeste olabilir. Örneğin yemeği kaçırdığımızda bir ziyafet sofrasından sonra mide basıncının artmasına bağlı olarak da yemek borusuna asit kaçabilir. Ama ne zaman ki asit kaçtığı zaman oluşan semptomlar olan göğüs kemiği arkasında ağrı, ağız acısı gelme şikayetleri haftada bir ve daha fazla olmaya başladıysa o zaman reflü hastalığından bahsediyoruz. Hocam, peki reflü sebebi nedir? Hani nasıl oluşur reflü? Oluşma sebebi nedir? Tabii. Reflü oluşabilmesi için hani mantıken de düşündüğümüzde normalde burada bir yüzgeç vardır ve asitin buraya kaçmasını önler. Bu büzgeçle ilgili eğer bir kas disfonksiyonu, kas eğer tam çalışmazsa, mide fıtığı dediğimiz hadiseler meydana gelirse veya mide basıncı aşırı artarsa, aşırı yağlı yiyecekler gibi veya savunma sistemleri bozulursa ki sigara ve alkol bunları bozar. Evet. Ağrı kesici kullanımı yoğunsa o zaman mide içeriği, midenin asit içeriği yemek borusuna kaçabilir. Evet. Hocam, peki reflü sık görülen bir hastalık mıdır? Ülkemizde görülme oranı nedir? Veya bir yaş aralığı var mıdır reflüde? Tabii. Endüstriyel toplumlarda daha fazla görülür. Yaşam tarzı değişikliğine bağlı olarak, fast food kullanımının artmasına bağlı olarak gerçekte endüstriyel toplumların hastalığıdır. Bakıldığında dünyada sıklığı %10 ile 20 arasında değişmektedir. Biz kendimiz Sivas'ta 2008'de bir çalışma yaptık. Sivas'ta sıklığında %19.2 bulduk. Bu da demek oluyor ki yani aslında her 5 kişiden birinde görülüyor. Evet. Hocam, peki reflüye sebep olan sigara dediniz, alkol dediniz. Onların ne gibi etkisi oluyor reflüde? Biraz daha o konuyu açabilir miyiz? Tabii. Alkol zaten direkt mukozal hasar yapar. Yani o bölgedeki mukozayı hasara uğratır. Sigaraya geldiğimizde de normalde bu örten mukozanın üzerine bir mukus dediğimiz sümükümsü bir tabaka vardır. Sigara bunu eritir. Yani kişiyi savunmasız kılar sigara. Bunun dışında zararlı tabii bir takım yiyecekler de var. Kahve var. Örneğin yasakladığımız kahve var. Kakao, çikolata. Bunlar da gene aynı şekilde etki gösterebilir. Mide içi basıncı arttırarak ve mukozal hasar yaparak etki gösterebilirler. Hocam, peki hasta olan bir kişi reflü olduğunu kendisi de anlayabilir mi? Yoksa bir takım testler mi yapıyorsunuz? Nasıl anlaşılıyor? Tabii. Aslında kişi söylüyorsa, diyorsa ki eğer haftada bir ve daha fazla benim göğüs kemiği arkamda ağrı oluşuyor. Yemekten sonra özellikle oluşuyor. Yemeklerle bir ilişkisi var. Çünkü
Reflü koroner arter hastalığıyla da çok karışabilen bir hastalık ve bakıldığında koroner arter hastalığı niyetine kardiyolojiye başvuran hastaların %50'sinde reflü tespit edilmiştir. Ama tabii ki koroner arter hastalığı daha önemlidir ve öncelikle düşünülmelidir ve de ekarte edilmelidir. Bunun dışında ağrı meydana gelir. Tetkik olarak da hasta kendisi söylüyorsa zaten haftada birden daha fazla göğüs kemiği arkamda ağrı var, ağzım acı su geliyor diyorsa bu zaten reflüdür. Ama kimlerde ekstra araştırma gerekir? Yani özellikle kimleri daha fazla üzerinde durmamız gerekir? İleri tetkik kimlerde gerekir? İleri tetkik 45 yaşın üzerindeki kişilerde gerekir. Yutma güçlüğü tarifleyen kişilerde gerekir. Kilo kaybı olan kişilerde. Büyük abdestim katran rengi gibi simsiyah geliyor diyenlerde. Ağızdan kahve telvesi gibi kusmuk gelen kişilerde. Ailede kanser öyküsü olan kişilerde daha ileri tetkiklerin yapılması gerekir. Bunda en kilo kaybı olanlarda. Bunlardan da ilk yaptığımız tetkik tabii ki endoskopi. Yani bir hortum aracılığıyla midenin içeriğine girilip bakılmaz. Yoksa direkt tedavide başlanabilir. Endoskopiye gerek kalmadan bunlar yoksa. Evet. Hocam peki reflü başka hastalıklara da sebep oluyor galiba. Oluyor. Tabii. Mesela geçmeyen öksürük varsa, sebebi bulunamıyorsa bu reflüye bağlı olabiliyor mu? Kesinlikle bağlı olabilir. Çünkü ne demiştik? Mide içeriğinin buraya kaçması demiştik. Bu içerik nereye kaçar? Akciğere de kaçabilir, orta kulağa da kaçabilir. Dolayısıyla şikayetlerin çoğu kulak burun boğazı ilgilendiren hastalıklar. Nedir bunlar? Faranjit, laranjit, kronik öksürük. Evet. Ve göğüs hastalıklarını ilgilendiren şikayetler nedir? Tekrarlayan zatürre, pnömoni dediğimiz zatürre, astım vakalarında da reflü bunların nedeni olabilir. Evet. Hocam peki reflüde ses kısıklığı da meydana ses geliyor mu? Ses kısıklığı da meydana gelebilir tabii. Asitin vokal kortlara kaçması neticesinde ses kısıklığı ve ses tellerinde nodül meydana gelebilir. Peki hocam tedavisine geçmek istiyorum. Reflü tamamen tedavi edilebilir bir hastalık mıdır? Yoksa devamlı ilaç mı kullanması gerekiyor hastaların? Nasıl oluyor? Ona da değinelim. Tabii. Reflü tabii ki tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır ama ve öncelikle hastanın da uyumu şarttır. Eğer hayatından risk faktörlerini çıkarmıyorsa, diyelim ki alkolü, sigarayı, onun dışında yoğun ağrı kesici kullanımını hayatından çıkarmıyorsa, sıkı kemer bağlamaya devam ediyorsa, veya şeyse yani vücut kitle indeksi istenilen durumda değilse, yani aşırı kiloları varsa, bunlardan kurtulmuyorsa, risk faktörlerinden eğer kurtulmuyorsa, İlaç tedavisi tabii ki fayda etmeyecektir. İlaç tedavisi ancak semptomları rahatlatır. Tabii ki tedavisi mümkün bir hastalıktır. Tedavide başarısızlığın en önemli nedeni hastanın günde iki defa ilaç alıyorken bunu bırakmasıdır. O yüzden biz kademeli geçiş sistemiyle bunun bırakılmasını sağlıyoruz. Hocam tedaviyle. İsterseniz basamak basamak gidelim tedavisinde. Tabii. İlk kişi hasta size geldiği zaman reflü tanısını, teşhisini koydunuz. Evet. İlk olarak ilaç tedavisiyle mi başlıyorsunuz tedaviye? Eğer şikayetleri hafifse, haftada bir ve daha az oluyorsa, şuruplar var, çiğneme tabletleri var. Bunları yemekten bir saat sonra alarak hasta rahatlayabiliyor. Lüzumu halinde kullanıyor onları. Ama şikayetleri daha ciddiyse, haftada birden daha fazla oluyorsa o zaman hapla işte halk arasında mide koruyucu ilaç dediğimiz tedavilere başlıyoruz. Evet. Hocam şimdi çiğneme tabletleri ve şurup dediniz. Evet. Ben hani günlük hayatımızda görüyorum mide rahatsızlığı olanlar. Mesela bir şey yediği zaman dokunuyor, midesinde yanma başlıyor. Ve o zaman çiğneme tableti veya şurup içiyorum. Bunun hani belirli bir saatte değil de o evet. şekilde kullanılması doğru mu peki? Hayır, doğru değil. Örneğin mide koruyucu ilaçlar yemekten yarım saat önce alınmalıdır, aç alınmalıdır. Yoksa herhangi bir etkisi yoktur. Aynı şekilde o çiğneme tabletleri ve şurupların da yemekten bir saat sonra alınması gerekir. Kullanımı önemlidir. Peki hocam bir de hastalar ilaçlarını kullanıyorlar 3 ay, 4 ay her neyse. Daha sonra iyileştim, daha hani ihtiyacım yok diye ilaçları bırakıyorlar. Peki bu evet. doğru bir şey mi?
Yani kademeli olarak bırakmak daha doğru. Ondan sonra da lüzum halinde ilaç kullanabilirler tabii ki. Yani şikayetleri olduğunda. Kademeli olarak yani hani azaltarak mı? Tabii azaltarak. Zaten şikayetleri şiddetli olanlarda endoskopi yapıyoruz. Ve 3 ay şikayetsiz ve orada yemek borusunun altında özellikle ülser gördüğümüzde en az 3 ay semptomsuz yani şikayetsiz olduğunu görene kadar ilaçları kesmiyoruz. Keserken de günde 2, günde 1 ardından öyle. Ama bazı hastalar oluyor ki hiçbir şekilde ağrı kesicilerden kurtulmaları mümkün değil. Onların zaten devamlı almaları gerekebiliyor. Evet. Hocam peki ilaç tedavisinden sonra eğer reflü ilerlediyse o zaman cerrahi müdahalede mi bulunuyorsunuz? Şimdi cerrahi tedavi şöyle, eğer kişi tıbbi tedaviye yanıt vermiyorsa, mide ilaçlarına yanıt vermiyorsa cerrahi tedaviye de yanıt vermeyecektir. Bu çok önemli. Yani tıbbi tedavinin bir üst basamağı değil cerrahi tedavi. Kimlere cerrahi tedavi uyguluyoruz? Ben ilaç kullanmak istemiyorum diyenlere, örneğin ileri özofajit olanlar neredeyse ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak zor durumunda kalabiliyorlar. Bunlar diyor ki tamam ilaç tedavisine yanıt da veriyorum ama ben ömrümü böyle ilaç kullanarak geçirmek istemiyorum. Bunları cerrahi tedaviye yönlendirebiliyoruz. Peki bu cerrahi yöntemler nasıl oluyor hocam? Biraz da ona değinelim mi? Cerrahi yöntemlerin ana mekanizması, hani konuşmamın başında bir büzgeçten bahsetmiştim. Yemek borusunun altında mideye girişten hemen önce orada bir büzgeç var. Asitin kaçmasını önlüyor ve orada bir basınç oluşturuyor ki o basınç sayesinde 15 milimetre civa kadar fazla bir basınç oluşturuyor. Mideden daha fazla bir basınç oluşturuyor ki yukarıya kaçış olmasın. Cerrahinin yaptığı şey de aslında bir mide fıtıklarına yardımları çok oluyor. Mide fıtıklarını onarıyorlar orada. Bir de bu büzgeci güçlendirme üzerine kurulu. Oradaki kas tabakasını büzgeci güçlendirme üzerine kurulu. Laparoskopik Nissenfon duplikasyonu yapılabiliyor. Laparoskopik olarak da bu işlemler yapılabiliyor ve bizim Cumhuriyet Üniversitesi hastanemizde de var. Evet, yapılıyor. Hocam izleyicimizden gelen bir soru var. Midesinde şişkinlik oluyormuş. Bunun sebebi ne olabilir diye soruyor. Tabii. Midede şişkinlik türlü nedenleri olabilir. Midedeki şişkinliğin nedenleri. Ama en önemli nedeni genelde bir yaş grubu aralığına da bakıyoruz. 45 yaşın üzerindeyse mutlaka mide ile ilgili herhangi bir şikayette biz endoskopi yapıyoruz. Ama 45 yaşın altındaysa öncelikle ağrı kesici kullanımı sorguluyoruz. Ve midede Helicobacter pylori denilen mikrop var. Şişkinliği o yapıyor. Onu varlığını, yokluğunu araştırıyoruz. Varsa tedavi ediyoruz. Evet. Hocam peki reflünün tedavisiyle ilgili konuşuyorduk. Cerrahi yöntem dediniz. Bu işlem ortalama ne kadar sürüyor? Hastanın iyileşme süreci ne kadar? Ben kendim cerrah olmadığım için o konuda yeterli bilgim yok. Ama laparoskopik işlemler tabii ki normal cerrahi işlemlere göre daha kısa sürüyor. Evet. Hocam peki reflünün stresle bir alakası var mı? Hani stres olduğu zaman reflü artabiliyor mu? Stresle reflünün direkt alakası, ilgisi var. Stres artınca tabii mideden asit salgılanımı da artıyor ve reflü artıyor. Evet. Hocam peki reflü hani artık tedavi olan bir insan nelere dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle yemelerine, içmelerine sanırım daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Nelerden uzak durmaları gerekiyor? Onlara da değinelim. Tabii. Yiyecek olarak çay, kahve, çikolata, nane, yağlı yiyecekler, baharatlı yiyecekler, turşu, ekşi gibi yiyeceklerden uzak durması gerekiyor. Ve gaz çıkaran her tür içecek, buna maden suyu da dahil. Özellikle söylemek istiyorum, maden suyu da dahil. Bunun dışında korse, sıkı kemer, hani bayanlarda kullanımında onu ben önermiyorum, yasaklıyorum. Ve yemek yiyip uzanmak yok. Yani yemek yiyip de bunu televizyonun karşısında uzanmak da dahil, kişinin yemek yemesiyle uzanması arasında bir saatlik bir sürenin olması gerekiyor. Bunun dışında gece yatarken yastık yükseltilebilir. Özel reflü yastıkları var. Bunlar ticari olarak satılıyor. Bunlar kullanılabilir.
Evet. Hocam bir de yatmadan önce mesela insanlarda çok karşılaşıyorum ben. Yatmadan önce yemek yiyorlar ve sonra yatıyorlar. Bu da evet. reflüyü artırır mı? Reflüyü kesinlikle artırıyor. En az bir saat süre olması gerekiyor. Yemek yemekle, hani uzanmak bile dahil. Televizyonun karşısında uzanmak bile dahil. Hı hı. Hocam peki gastrite geçmek istiyorum. Gastrit ile reflü arasındaki fark nedir? Tabii. Gastrit midenin iltihabıdır. Mide iltihabında bunu da tabii yapan nedenler var. Ama üç ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi Helicobacter pylori dediğimiz mikrop, mide mikrobu. En ana nedeni budur. Hı hı. Ağrı kesiciler gastrit yapabilir. Onun dışında safra eğer mideye geliyorsa, özellikle safra kesici ameliyatı olanlarda sık görüyoruz. Hı hı. Safra kimyasal bir etkendir. Safranın mideye kaçışı söz konusuysa kimyasal gastrit yapabilir bu nedenle. Viral nedenler söz konusudur. Özellikle uçuk virüsü bile örneğin yapabilir. Herpes simplex virüsü, sitomegalovirüs. Bunlar daha çok immün sistemi baskılanmış kanser hastalarında virüsler. Hı hı. Gastrit yapabilir veya basit bir hani gıda zehirlenmesi, gastroenterit dediğimiz. Gastroenteritin gastrit kısmı da vardır. Hani ne olur? Kişi ishal olur ama ishal olurken midede boş durmaz. Midede de ağrı olur, kusar. Bunlar görülebilir. Evet. Hocam peki gastrit olan bir kişi kendisi gastrit olduğunu anlayabilir mi? Veya ne gibi şikayetlerle size geliyorlar? Gastrit, yeni bir gazete yazısı okudum. Aslında en duygusal organ kalp değilmiş. En duygusal organ mideymiş. Yani stresten işte şeyden etkilenen. Evet. En duygusal organ mideymiş. Yani neyle gelir? Özellikle şu bölgede, karının orta kısmında, şu kısımda, karının orta üst kısmında ağrıyla kişiler gelir. Ağrı, bulantı, kusma olabilir. Bunlar bu gibi şikayetlerle kişi gelir. Evet. Hocam peki ilaç kullanımından da kaynaklanıyor dediniz. Evet. Özellikle ağrı kesicilerden de kaynaklanır. Gene etkenler aslında reflüyle aynı. Sigara, alkol, ağrı kesicilerden kaynaklanabilir. Evet. Hocam peki gastrit tedavisinde ne uyguluyorsunuz? Gastrit tedavisinde gene reflüde kullandığımız ilaçların aynısını uyguluyoruz. Ama tabii ki şurup ve tabletler pek kullanmıyoruz. O kadar kullanmıyoruz. Onun yerine halk arasında mide koruyucu dediğimiz ilaçları kullanıyoruz. Bir de Helicobacter pylori dediğimiz mikrobu mutlaka tedavi ediyoruz. Onun tedavisi de antibiyotiklerle tedavi ediyoruz. Evet. Hocam peki o mide koruyucu ilaçlar dediniz. Onlar yemeklerden önce... Önce aç karnı evet. 30 dakika önce alınması gerekiyor. 20-30 dakika önce. Peki ilerlediyse, ilaç tedavisi yeterli gelmiyorsa o zaman ne yapıyorsunuz? İlaç tedavisi aslında normal, standart bir gastrit 6 haftada iyileşir. İyileşmiyorsa kişinin yaşamında uymadığı şeyler vardır. Yani yaşam şeklinde, tarzında değiştirmesi gereken şeyler vardır. Bir Helicobacter pylori tedaviye direnç göstermiştir. Antibiyotik direnci gelişmiştir. Veya kişi ağrı kesici almaya devam ediyordur. Yani sigara almaya devam ediyordur. Yaşamında bir değişiklik yapmamıştır. Ama standartta hangi gastrit olursa olsun 6 haftada tedavi olur. Viral gastritlerinde tabii kendilerine göre antimikrobiyal tedavileri var. Peki hocam onların da tedavisine değinelim isterseniz. Onlardan da bahsedelim. Tabii. Yani bunlar zaten standartta immün sistemi güçlü kişide görülmez. Yani kanser hastaları dediğimiz veya steroid tedavisi, immün baskılayıcı tedavi alanlarda görülür. Tanıları midede ancak biyopsiyle konulabilir. Etkenin gösterilmesiyle veya kanda etkene ait antikorların gözlenmesiyle konabilir. Peki hocam, gastrit tedavisinden sonra hastalar nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Nelerden uzak durmaları gerekiyor? Gene aslında reflüyle gene aynı. Fazla işte kola, gaz çıkaran içeceklerden gene uzaklaşmaları gerekiyor. Mide basıncını arttıran bulgur, ondan sonra turşu, acı, ekşi.
onlardan tümden bıraksınlar demiyorum ama iyileştikten sonra biraz daha dikkatli yemelerini öneriyorum. Hocam reflüde de bunlardan uzak durulması gerekiyor dediniz yiyeceklerden. Tabii. Peki kişi hani yiyorsa, yemek istiyorsa o zaman mide koruyucu ilaçlarla mı yemesi gerekiyor? Tabii onların? Öyle olması daha uygun olur. Evet. Hocam peki gastritte görülme yaş aralığı nedir? Ülkemizde sıklık oranı nedir? Ülkemizde oldukça sıklık görülür. Oldukça sık görülür. Hı-hı. Yaş aralığı da yani aslında fazla çocukluk çağı hastalığı değildir. Erişkin çağda daha fazla görülür. Evet. Hocam peki mide ülserine geçmek istiyorum. Ülser nedir? Önce bize tanımını yapar mısınız? Tabii. Gastritte iltihap oluyor da yani o bölge elinizde düşünün, elinizin mide olduğunu düşünün. Gastritte kıpkırmızı olur burası. Eğer bu ülserse de doku defekti olması gerekir, doku kaybı. Yani oranın bir kısmının koptuğunu, alttaki kırmızı yüzeyin, cilt tabakasının altındaki yüzeyin göründüğünü düşünün. Yani ülserde gastritin daha ağır formudur. Doku kaybı da vardır ülserde. Evet. Hocam peki ülserin sebepleri nedir? Ülsere sebep olan etkiler nelerdir? Ülserin en önemli nedeni, özellikle de 12 parmak bağırsak ülserinde en önemli nedeni Helicobacter pylori enfeksiyonudur. Eğer o tedavi edilmezse herhangi bir ülser %70 oranında tekrar nükseder. Helicobacter pylori'nin eğer özellikle 12 parmak ülserli hastalarda havada, karada, derede vücuttan gitmesi gerekir. Yani gittiğinin görülmesi gerekir. Bunun dışında gene ağrı kesiciler, sigara, onlar yapabilir. Peki hocam mide ülserinin belirtileri nelerdir? Mide ülseri gastritlerde şişkinlik, ağrı oluyordu. Ülserde şikayetler biraz daha fazla olur. Hocam bir telefon bağlantımız var, sonrasında devam edelim. Tabii. Alo. Alo. İyi akşamlar, buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Doktor hanıma bir sorum olacak da. Tabii ki, buyurun. Ya ben bu özellikle iş yerinde öğlen yemeklerinden sonra yemekten sonra sürekli benim bir gaz sorunum oluyor. İşte, midem şişiyor. Onunla ilgili bir sorum olacak da. Hocam özellikle kullanılan yağlara bağlı böyle problemler olabiliyor. Bununla şikayet eden hastalarımız oluyor. Sonradan yemeği kesince biraz da gastrit tedavisi verince düzelebiliyorlar. Daha hassas olabiliyor. Herkes aynı yemeği yiyor ama bazı kişiler daha hassas olabiliyor. Bizim hastanemizde personellerimizden de var böyle. Oldu. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Evet hocam, gastritte kalmıştık. Görülme yaş aralığı dedik. Görülme yaş aralığı çocukluk çağında pek fazla görülmüyor. Erişkin çağında daha fazla görülüyor. Ve yaşlılığa doğru da şiddeti giderek artıyor. Neden artıyor? Kişinin hayatına bir sürü ilaç giriyor. Evet. Ağrı kesici giriyor. Hocam çok affedersiniz, ülserden. Mide ülseri nedir diye sormuştum. Evet. Mide ülserinin peki belirtileri nelerdir? Mide ülserinin belirtileri gastritten daha şiddetli olur. Gastritte ne olur? Şişkinlik olur, bulantı olur, ağrı olur. Ama ülser olduğunda hasta artık dayanamaz. Kendini acile atar. Yani öyle evde yok, evdeki mide ilaçlarıyla idare edeyim, bu şekilde geçmez. Kişiyi gece uykusundan bile uyandırır. Şiddetlidir, kramp tarzıdır. Böyle iki büklüm hastalar gelir. Evet. Ve artık acil ziyaretlerine başlarlar. En kötüsü de tabii kanamayla gelebilirler. Yaşlı hastalar özellikle sinir lifleri de çok iyi çalışmadığı için hiç farkına bile varmadan direkt kanamayla gelirler. Kanamayla gelebilirler, mide kanamasıyla gelebilirler. Peki hocam, mide ülseriyle şikayetiyle gelen hastaya ilk olarak ne müdahalede bulunuyorsunuz acil polikliniğe geldiği zaman? İlk geldiğinde tabii ki endoskopiyi alıyoruz. Ülserler ikiye ayrılıyor. Mide ülserleri ve 12 parmak ülserleri. 12 parmak ülserlerini genellikle iyi huylu kabul ediyoruz. Ama mide ülserlerinin peşini o kadar kolay bırakmıyoruz. İyileştiğini görene kadar 4 haftada bir endoskopi yapıyoruz. Aha. Helicobacter pylori araştırıyoruz. Onu tedavi ediyoruz. Genelde tabii endoskopiyle baktığımızda ülserin çapı oradan görünüyor. Yani bakılıyor, hocam endoskopi demişken endoskopiyi de bize anlatır mısınız? Tabii. Endoskopiyi şöyle düşünün, uzun bir
şey var, bu halk arasında bana hortum saldılar derler. Şöyle evet. Uzun bir hortum tarzında şöyle bir şey var. Ucunda fiber optik ışıklı bir sistem var. Girildiğinde bakılıyor, direkt görmeyi sağlıyor. Yani o fiber optik sistemle onu içeriye bakıyoruz ve içeriği görmeyi sağlıyor. Buradan biyopsi kanalı var. Biyopsi kanalından forceps dediğimiz biyopsi almayı sağlayıcı yardımcı şeyi aparat gönderiyoruz. Biyopsi alıyoruz, çıkıyoruz. Evet. Korkulacak bir işlem değil. Yani, ama endoskopi denilince genelde korkuyor hastalar. Tabii tabii. Kesinlikle korkuyorlar. En fazla 10 dakika süren bir işlem. Ama tanıda oldukça faydalı. Özellikle ailesinde mide kanseri öyküsü olanlarda mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Yani biliyoruz her şey erken tanı. Evet. Hocam peki ülserde iyi huylu dediniz. Bir de evet. Kötü huylu mide evet. Ülseri var dediniz. Peki bunların tedavisinde neler yapıyorsunuz? Tabii 12 parmak bağırsak ülserleri genellikle iyi seyrediyor. Ama mide ülserleri dediğim gibi iyileştiğini görene kadar mutlaka biyopsiyle ve 4 haftalık endoskopik kontrolle tedavi ediyoruz. Eskiden 1970'li yıllarda bu hastalar çoğunlukla ameliyata giderdi. Ama sonrasında o mide koruyucu ilaçların 80'li yıllardan sonra icadından beri artık cerrahlar bu tür şeylerle uğraşmıyorlar. Yani gerçekten mide ilaçları bunları tedavi edebiliyor. Ülserin iyileşme hızı genelde günlük 1 milim kadar iyileşiyor. Ona bakarak endoskopide ülserin ne kadar, ne zaman iyileşeceği konusunda bir bilgi fikir sahibimiz oluyoruz. Ama dediğim gibi 12 parmak ülserlere şöyle bakıldığında 3 ay kadar en az bir tedavi alıyor. Mide ülserleri de iyileştiğini görene kadar aylık endoskopiye giriyor. Evet. Hocam peki mide ülseri dediniz, kötü huylu olan. Onda ne gibi tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Eğer kötü huylu çıkarsa zaten cerrahiye veriyoruz. Ama bazı erken mide kanserlerinde o bölgenin mukozal rezeksiyon, submukozal rezeksiyon dediğimiz endoskopik yöntemlerle işte dibinin kazınması gibi bir yöntem söz konusu. Ama bize geldiğinde çoğunlukla ileri evrede oluyor. Fark edilmemiş oluyor. Bizim hastalarımız çok Hocam peki hani birçok hastalıkta erken tanı ve teşhisin çok evet. Önemi var. Bunda da var mı? Var. Var. Kesinlikle var. Midenin kendi arasında tabakaları var. Mukoza, giriş tabakası, submukoza. Serozayı açtıktan sonra yani en dış tabakayı açtıktan sonra yapacak bir şey yok. Ama ilk tabakalardaysa zaten damara ulaşmamış demek ve vücuda sepmeyecek demek. Yani karaciğer gibi, işte akciğer gibi organlara gitmeyecek demek. Erken evrenin önemi var. Özellikle de ailesinde mide kanseri olanların evet. Taramalarına mutlaka gelmeleri gerekiyor. Genetikle çok ilişkili. Hocam peki reflünün ya da gastrit eğer tedavi edilmezse ilerlemesi ülsere sebep olabiliyor mu? Tabii oluyor. Gastritin bir sonraki aşaması ülser zaten. Reflüde de eğer çok şiddetli ederse yani tedavi edilmezse Barrett özofajiti dediğimiz kanser öncülü bir lezyona gidebiliyor. Barrett özofajit. Ama çok şükür ki Barrett özofajitin adenokansere dönüşme oranı %5. Ama yine de tarama kapsamına aldığımız bir öncül lezyon. Yani endoskopik evet. Takip gerektiren bir lezyon. Hocam bir telefon bağlantımız tabii. Daha var. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Benim midem çocukluğumdan beri ağrı yapıyor da mide koruyucu kullanıyorum. Mide koruyucu içtiğim zaman bir zaman ağrımıyor yani bir ay, iki ay. Sonra yine ağrımaya başlıyor. Ve artı geceleri mesela akşam yatarken yemek yediğim zaman geceleri kalkıyorum nefes aldığım zaman midem sanki bıçak batırmış gibi acı yapıyor nefes alırken. Derin nefes alamıyorum mesela. Ayağa kalktığım zaman düzeliyor. Bunu sormak istedim. Başka da sorayım mı? Tamam, teşekkürler. Hocam buyurun. Mide koruyucuya rağmen eğer şikayetler geçmiyorsa kesinlikle endoskopi yapılması gerekiyor. Bir de çok sık aslında mide asiti orada bulunması gereken bir şey. Eğer onu ortadan kaldırırsanız bu sefer giyerdiye gibi fırsatçı bir takım parazitik enfeksiyonlar türeyebiliyor. O yüzden endoskopinin yapılması gerekiyor. Veya telaffuz etmek istemiyorum. Hani daha ileri
ailede de kanser varsa mutlak ve mutlak surette endoskopi yapılması gerekiyor. Yani mide ilacına rağmen geçmeyen mide ağrısı kesinlikle endoskopi gerektiriyor. İçeride ne var ne yok görünmesi gerekiyor. Hocam peki sağlıklı bir insanla midesinden rahatsız olmayan bir kişi de endoskopiyi düzenli olarak belli aralıklarla yaptırması gerekiyor mu? Hayır, kesinlikle gerekmiyor. Kimin endoskopi yaptırması gerekiyor? Yani kişiyi alarma sevk edecek durumlar neler? Ben ciddi bir şey olabilir, ben gideyim. En önemlisi yutma güçlüğünün olması. Bunun dışında ağrının gece uykudan uyandırması, bu ciddi bir şey. Kahve telvesi şeklinde kusma, büyük abdestin simsiyah gelmesi, kilo kaybının olması ve ailede mide kanseri öyküsünün olması bu kişinin endoskopi yaptırmasını gerektiriyor. Ve 45 yaş üzeri midesi ağrıyan her kişiye dediğimiz gibi yapıyoruz. Evet. Hocam şimdi bir reklam aramız var. Sonrasında devam Tabii. edeceğiz. Şimdi reklamlar. Sevgili izleyicilerimiz, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz bugün programımızda mide rahatsızlıklarını konuşuyoruz. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa ekranın alt kısmındaki numaralardan bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Evet hocam, en son ülserde kalmıştık. Ülser evet. tedavi edilmezse ne gibi şeylere yol açabilir? En önemlisi kanamaya neden olur. Mide kanamalarına neden olabilir. Kanama eğer şiddetliyse de yani tansiyon düşüklüğü, hastanın yaşamını kaybetmesine kadar neden olabilir. Kanama tedavi edilebiliyor. Endoskopik olarak genelde tedavi ediliyor. O bölgeye ülseri durdurucu, kanayan yer, damar yakılabiliyor. Endoskopik olarak argon gazıyla bizim hastanemizde var. Yakılabiliyor. Veya o bölgeye skleroterapi dediğimiz kanamayı durdurucu bir ajan enjekte edilebiliyor o bölgeye. Veya durmayan kanamalarda da tabii genel cerrahiye verilebiliyor. Veya klip atılabiliyor damarın kendisine. Bu şekilde tedavi yöntemleri var. Hocam izleyicimizden gelen yine bir soru var. İştahsızlık ülsere sebep olabilir mi diye sormuş. Aslında tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor? Belki ülser olduğu için iştahsızlık meydana geliyor olabilir. Evet. Hocam peki kanamalar dediniz. Kanamalar nasıl oluyor? Kanamalar, hani ülserde doku defekti oluşuyordu. Bu da dokunun altında da damarlar var. Eğer evet. o doku defekti o kadar derinleşirse o zaman tabii damar yüzeyle bir seviyeye gelmiş oluyor ve o bölgeden kanayabiliyor. Hocam peki ülser tedavisi gören bir kişi nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ülser tedavisi görürken önceden sıkı diyet vardı. Hani şu alınmasın, bu alınmasın, şu yenmesin. Ama hastadan hastaya dokunan yiyecekler değişebiliyor. Genel olarak dokunan yiyecekleri yemeyin diyorum. Ama reflü ve gastritteki prensipler bunda da geçerli. Aşırı acı, aşırı ekşi, baharatlı yiyeceklerden kaçınmasını öneriyoruz. Bir de özellikle yasakladığım süt. Diğer bütün süt. Şeylerde süt kalsiyum içerdiği için asit salgılanmasını arttırıyor. Ve yanlış bir inanış var. Süt şeye iyi gelir. Mide evet. rahatsızlıklarına iyi gelir. Tam tersi kötü etkili. Özellikle sütü yasaklıyorum. Evet. Hocam peki diğer bir mide rahatsızlığı da mide fıtığı. Mide fıtığı nedir? Onun tanımını yapar Tabii. mısınız? Mide fıtığı, midenin bir kısmının diyafragma dediğimiz mideyle akciğerle mide
organını ayıran, arada diyafram kası denilen bir yer var. Evet. Bu kası geçerek midenin bir kısmının göğüs boşluğuna geçmesidir. Peki bunun sebebi nedir? Neden dolayı bu mide fıtığı oluşuyor? Sebebi genelde genetik. Tam nedeni bilinmiyor ama genetik olduğu düşünülmektedir. 50 yaş üzeri genelde artar. Ve en önemli faktör de obezite dediğimiz aşırı kilo artışıdır. Evet. Peki belirtileri nedir? Hani hasta anlayabilir mi kendisinde mide fıtığı olduğunun belirtileri? Belirtileri şeyle aynı aslında. Reflü olarak bize reflü şikayetleriyle gelir. Endoskopi yapıldığında, tetkik edildiğinde de ve bunların reflüleri şiddetli olur. Mide fıtığı oldukları ortaya çıkar. Nedir reflü belirtileri? Göğüs kemiği arkasında ağrı yemekten sonra, ağız acısı gelmesi ve istemsiz yani kusmadan ağızda bir su belirmesidir. Bazıları genelde şöyle tarifler, gece yatağımdan boğulacak gibi uyandım, ağzımda acısı geldi şeklinde hastalar ifade edebilir. Hocam peki bu mide fıtığının tedavisi yapılabiliyor mu? Yapılıyor. Nasıl genellikle tedavisi? Cerrahi yolla laparoskopik yolla tedavisi yapılabiliyor. Peki ilaç tedavisi etkili oluyor mu? İlaç tedavisi reflü tedavi ediliyor ama tabii bu bir anatomik defekttir. Anatomik defekte herhangi bir etkisi yok. Yani geçici bir rahatlama sağlıyor. Hı hı. Peki mide fıtığı olan bir kişi nelere dikkat etmesi gerekiyor? Aslında reflü prensibiyle aynı. Yani reflüde söylediğimiz şeyler bunda da geçerli. Yemek yiyip uzanmak yok. En az bir saat olacak. Sıkı kemer, ağlamak yok. Onun dışında gaz çıkaran gene her tür içecek yasak. Evet. Stresten uzak kalması gerekiyor. Sigarayı bırakması gerekiyor. Hı hı. Yine aynı prensipler geçerli. Evet. Hocam peki şöyle bir toparlayacak olursak mide rahatsızlıklarını reflüden konuştuk, gastrit, ülser ve mide fıtığından konuştuk. Genel olarak mide sağlığımızı korumamız için nelere dikkat etmemiz gerekiyor, nelerden uzak durmamız gerekiyor? Tabii öncelikle hani değiştirilebilir risk faktörleri var. Bunlardan en önemlisi sigara. Sigara başlı başına bir kanserojen zaten. Hayatımızdan sigarayı kesinlikle uzaklaştırmamız gerekiyor. Bunun dışında alkol, bilinçsiz ağrı kesici kullanımı, doktor önermeden başım ağrıdı ben kullanayım gibi hani bilinçsiz ve dozunu aşacak şekilde ağrı kesici kullanımından uzaklaşmamız gerekiyor. Hayatımızdan mümkün olduğu kadar stresi uzaklaştırıp hani mutlu yaşamamız gerekiyor. Bunun dışında geçmeyen Helicobacter pylori mikrobu bakılabilir. Özellikle 45 yaş üstü mide şikayetlerine dikkat diyorum. 45 yaş kritik sanır. Evet hocam artık programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize yine tavsiyede bulunacağımız şeyler var mı? Hayatlarından stresi uzak tutsunlar. Peki. Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu hafta da yine programımızın sonuna geldik. Bu hafta mide rahatsızlıklarından bahsettik. Haftaya pazartesi günü yine saat 18'de farklı konu ve konuğumla sizlerle birlikte olacağım. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın.